Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda limitten soru çözümü yapacağız. E, limitte konu e, eksiğiniz varsa e, 12. sınıf oynatma listelerinde e, limit konusundan eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Ben burada sadece soru çözümü yapacağım. Şimdi arkadaşlar limitte hareket noktamız şu. Limitte 3 durum geçerli diyebiliriz. Birinci durum arkadaşlar e, sağdan soldan limite baktığımız durumlar. İkinci durum direkt gidip x yerine mesela 4 yazıyoruz. İşte x yerine eksik yazdığımız sorular. Üçüncü durumda arkadaşlar belirsizlikler. Belirsizliklerle ilgili soru çözümü daha sonra yapacağım. Şimdi bu soru çözümünde arkadaşlar iki tane durum var. Ya sağdan soldan limite bakacaksınız ya da gidip direkt x yerine mesela x4'e gitsin demiş. Bakın x yerine gidip 4 yazacaksınız. İşte x-1'e gitsin demiş. x yerine eksi 1 e yazacaksınız. Şimdi ne zaman gidip x'lerine direkt değeri yazıyoruz? Ne zaman sağdan soldan limite bakıyoruz? Bunu unutmuyorsunuz. Arkadaşlar parçalı fonksiyon görürseniz mutlak değer fonksiyonu görürseniz bir de payda sıfır görürseniz sağdan sola yaklaşıyorsunuz. Tekrar bakın. Parçalı fonksiyon Mutlak değer fonksiyonu ve payda sıfır görürseniz ne yapacakmışız? Sağdan soldan yaklaşacakmışız. Bunun dışında limit değerini fonksiyon değeri bulur gibi bulabilirsiniz. Tabi belirsizlikleri ayrı tutuyorum. Mesela bakın burada x'ine gidip direkt 4 yazıyorsunuz arkadaşlar. 4'ün küpü 64. 4'ün karesi 16. 3 tane 16 ne 48. 2 kere 4 ne diyeceğiz arkadaşlar? 8 diyeceğiz. Eksi 5. 64'den 48 çıkartırsanız 16. 8'den 5 çıkartırsanız 3. Cevap ne diyeceksiniz? 19 diyeceksiniz. Tekrar bakın parçalı fonksiyon mutlak değer fonksiyonu payda sıfır dışında fonksiyon değeri bulur gibi gidip limit değeri bulabilirsiniz. Bakın iki tane fonksiyon tanımlamış. F, G, R'den R'ye diyor. FX fonksiyonu burada. GX fonksiyonu da burada. Bana limit X2'ye X'in FX artı GX'e X'e 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. X'e 2 yazarsanız bu F2 artı ne olacak? G2 olacak. F2'yi şurada bulalım. Bakın 2 yazın. F2 neye eşit olacak arkadaşlar? 4, 4 kere 2, 8. 3 kere 2, 6. Artı ne diyeceksiniz? 1 diyeceksiniz. Daha sonra bunun da sonucu 8'den 6 çıkardınız. 2 1 eklediniz. F2 kaç eşit arkadaşlar? 3 eşit. Şimdi G2'yi bulacağız. F2 artı G2 lazım çünkü. G2'de arkadaşlar x ne gidip 2 yazıyorsunuz. 3 kere 2 6 5 daha ne diyeceksiniz? G2'de ne eşit? 11. F2 ne? 3. G2 ne? 11. 3 11 daha cevap ne 14. Yine bakın x ne gidip eksi 2 yazıyorsunuz. Eksi 2 yazarsanız eksi 8. Eksi 2 yazarsanız 6. Buradan ne gelecek? 4 gelecek. Limit her durumda işlem olarak her durumda parçalanabilir arkadaşlar. Yani birinci limiti çarpı ikinci limiti bölü paydan limiti diyebilirsiniz. Burada iki yazarsanız ne gelecek? 4, 10, 10 gelecek. Aşağıda iki yazarsanız 6 artı 4 gelecek. Şimdi bakın burası ne yapacak arkadaşlar? 2. Burası 10, 10, 20. 24 mü? Evet 24. Aşağısı ne yapacak arkadaşlar? 10 yapacak. ikileri sadece burada ne kaldı? 5 kaldı. 24 bölü ne arkadaşlar? 5 diyeceğiz. Geldik buna. Eksi 1 yazacağız arkadaşlar. 1. limiti çarp ikinci limit yapacağız. Eksi 1 yazarsak eksi 1'i küpü eksi 1 2 ile çarptınız eksi 2. Eksi 1 yazarsanız eksi 1 artı 4 diyeceksiniz. Burada ne gelecek? Artı 1. Eksi 1 yazarsanız eksi 1'in 5 şüphe yine eksi 1. Buradan eksi 2 gelecek. Eksi 1 yazarsanız buradan artı 3 gelecek ve artı 7. 7 3 daha 8 2 gitti. Pardon 7 3 10 2 çıkartırsanız 8. 8 kere 1 ne diyeceksiniz arkadaşlar? 8 diyeceksiniz. Yine benzer soru bakın f r'ye diyor bir tane fx fonksiyonu vermiş. Bize ne diyor? x 2'ye gitsin f kare artı 3 f. Yine gidip x'e 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu f 2'nin karesi artı 3 tane f 2 diyeceğiz arkadaşlar. f 2'yi yukarıdan bulacağız. f 2 neye eşit? Bakın 2'nin karesi 4. 2 ile çarptığınız 8. Eksi 2. f 2 neye eşit? 6. 6'nın karesi 36. Artı 3 f 2. 3 kere 6 18. 36 18'ler ne arkadaşlar? 54. Evet. Sinüs, kosinüs fark etmez arkadaşlar. İfadeleri gözünüz korkutmanızın. Parçalı fonksiyon mutlak değer payda sıfır. Yoksa direkt gidip yazıyormuşuz. 30 derece yazacağız. Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2. Kosinüs 60 yapar burası. 2 ile çarpıyoruz. O da 1 bölü 2 eşit. Tanjant 60 kökü eşit. Kotanjant 30 o da kökü eşit. 1 bölü 2 1 bölü 2 daha ne yapacak? 1 yapacak. Köküç köküç 2 köküç. Ya da bunu eşlenikle çarpar. Şimdi devam edelim. Bu sefer pi bölü 12 yani 15 derece yazacağız. 15 yazarsak 2 tane 15 sinüs 30 o da ne yapacak? 1 bölü 2. 15 yazarsak 3 tane 15 45 tanjant 45 ne yapacak? 1. 15 yazarsak kosinüs 30 o da ne? Kök 3 bölü 2. 15 yazarsak tanjant 60 yapacak o ne? Kök 3. Yukarısı 3 bölü 2. Aşağısı da payda 3 kök 3 bölü 2. Buradan 3 bölü 2'ler sade cevap ne arkadaşlar? 1 bölü kök 3. x'e 2 yazıyoruz bakın. x'e 2 yazarsanız 3 kere 2 6. 2 daha 8. Küp kök içinde 8. X yerine 2 yazarsanız 7 kere 2 14. 2 daha. Kare kök içinde 16. Küp kök 8 2 diye çıkar. Kare kök 16 da 4 diye çıkar. 2 4 daha ne arkadaşlar? 6. Logaritma olsun fark etmez. Gidip X yerine 5 yazıyorsunuz. Bu logaritma 7 tabanında. 5'in karesi 25. 2 ile çarptığınız 1 çıkardığınız 49. Logaritma 7 tabanında 49 da 7'nin karesi diyeceksiniz. Aşağı açacaksınız. Cevap ne arkadaşlar? 2. X yerine gidip 3 yazıyorsunuz. Logaritma 2 tabanında 16. Artı 2 üzeri 3 8 yapacak. 2 üzeri 4 diyeceğiz buraya. 2 tabanın 2 üzeri 4. 4'ü aşağı atarsanız buradan 4 gelecek. 4 artı 8 ne diyeceksiniz arkadaşlar? Cevabı ne diyeceksiniz? 12. Yine 4 yazıyoruz. Bakın 5 kere 4 20. 5 daha 25. Kök 25. Eksi 1 diyeceğiz. Aşağıda 4 yazıyoruz. 8 kere 4 32. 7 çıkardınız. Yine kök 25. Artı 1. Kök 25. 5. 1 çıkardınız. 4. Kök 25. 5. 1 eklediniz. 6. Cevap 2 bölü 3. Fx fonksiyonu eksi 3 aralığında tanımlıdır diyor eşitliğini sağlıyorsa diyor. Limit x 0a gitsin fx. x yerine sıfır yazsanız size f sıfır soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın şurada şöyle bir eşitsizlik var. Bana f sıfır lazım. x yerine sıfır yazıyorum o eşitsizlikte Burası bakın kök 9 yapar. Burası f sıfır yapar. Burası da yine kök 9 yapar. E kök 9 ne? 3. f sıfır. Küçük eşit 3 dedik. 3 ile 3 arasında 3'ten başka sayı var mı? Yok. Eşitlik durumda sağlanır. O zaman cevap ne 3 diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın ne dedik? Şu üç durumda dedik. Bakın parçalı fonksiyon, mutlak değer fonksiyonu ve payda sıfır görürsek arkadaşlar ne yapacakmışız? Sağdan soldan yaklaşacakmışız. Bakın parçalı fonksiyon, mutlak değer, payda sıfır görürsek sağdan soldan. Bunun dışında gidip fonksiyon değeri bulur gibi limit değerini buluyorsunuz. Sıfır bölü sıfırı belirsizlikleri yani sonsuz bölü 0 ve 0 bölü 0'ı hariç tutuyorum arkadaşlar. Şimdi parçalı fonksiyonda mutlak değer fonksiyonunda payda sıfırda ne yapacağız arkadaşlar? bunlarda da kritik. bunlarda da sağdan soldan yaklaşacağız. Evet ama her zaman değil arkadaşlar. Yine kritik bir cümle var bakın. Şimdi ne dedik biraz önce? parçalı fonksiyon mutlak değer payda sıfır görsek sağdan soldan yaklaşacağız dedik. Ama şu an dedik ama her zaman değil dedik. Şimdi arkadaşlar bunları görünce direkt hemen sağdan soldan yaklaşmıyorsunuz. Bunda da kritik nokta ise sağdan soldan yaklaşıyorsunuz. Bakın bunun üçünde kritik nokta ise sağdan soldan yaklaşacaksınız. Peki kritik nokta ne? Parçalı fonksiyon arkadaşlar kritik nokta işte şu bakın grafiğin pardon fonksiyon iki parçaya bölen x sayısı kritik nokta. Bu üç parçaya da bölebilir. Bakın burada kritik noktamız ne arkadaşlar? Bir. Burada kritik noktamız 2 tane. Hem 2 hem de ne arkadaşlar? 3. Burada kritik noktamız 3. İşte parçal fonksiyonun kritik noktası bu. Mutlak değerin kritik noktası arkadaşlar mutlak değer içini 0 yapacakmış. Mutlak değer içini 0 yapan ifade kritik nokta. Bakın x eksi burada kritik noktamız ne? 2. Payda 0'da zaten paydayı 0 yapan sayı kritik nokta. Bakın bunlar da evet sağdan soldan yaklaşıyoruz ama ne zaman kritik nokta ise. Kritik nokta değilse yine kafamızı rahat gidip yazıp geçiyoruz arkadaşlar. Mesela bakın bu fonksiyonun kritik noktası ne? Eksi 2. Bize 2'deki limiti sormuş. Eksi 3'deki limiti sormuş. 2 de kritik nokta değil. Eksi 3 de kritik nokta değil. Gidip burada yazıp geçiyorsunuz. 2 hangi parçada onu buluyorsunuz. 2 eksi 2'den büyük olduğu için aşağıdaki parçada. 2 x kare artı 1 de yazacaksınız. Eksi 3 hangi parçada? Yukarıdaki parçada. Bakın eksi 2'den küçük olduğu için. Eksi 3 için yukarıdaki parçayı 4 x artı 1 kullanacaksınız. Burada 2 yazarsanız kaç? 5. Burada eksi 3 yazarsanız arkadaşlar 4 tane eksi 3. Eksi 12 bir daha. Eksi 11. Cevap neyeceksiniz? tekrar bakın parçalı fonksiyona hemen gidip sağdan soldan yaklaşmıyorsunuz. Eğer kritik nokta ise sağdan soldan yaklaşıyorsunuz. Kritik nokta değilse arkadaşlar direkt yazıp geçiyorsunuz. Mesela bakın şimdi birdeki limit diyor. Bakın bir bu sefer kritik nokta arkadaşlar. Bir kritik nokta sağdan soldan yaklaşacağız. Bire sağdan bire soldan. Bire sağdan demek birden büyük sayılar demek. Birden büyük sayılar hangi parçada arkadaşlar? 3x artı 1'de. Gidip 3x artı 1'de 1 bir yazarsanız ne olacak? 4. Bire soldan demek birden küçük sayılar demek. Birden küçük sayılar nerede arkadaşlar? 2x kare artı 1'de. 2x² artı 1'de 1 yazarsanız ne olacaksınız 3 İkisi birbirine eşit mi? Değil. Limit yok diyeceksiniz arkadaşlar. Yani sakın şunu yapmayın. Hocam eşitlik burada burada yazalım. Hayır arkadaşlar. Size f1 değerini sormuyor. 1'e sağdan ve soldan yaklaşmak zorundasınız. Şimdi geldik buna. Bakın bunun kritik noktası 2 ve 3 arkadaşlar. Bize zaten 2'deki ve 3'teki limiti sormuş. Şimdi uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Yok buradan böyle test sorulandı özellikle. Bakın bir de limit olacaksa şu iki parça birbirine eşit olacak arkadaşlar. Burada bir yazın kaç geliyor? Yukarıda bir yazın kaç geliyor? 3 geliyor. Aşağıda bir yerde kaç geliyor? 4 geliyor. Eşit mi? Değil. Limit yok. Mesela burada eksikliğe limit var mı? Bakalım. Yukarıda eksik yazın. Eksi 7 geliyor. Aşağıda eksik yazın. 5 geliyor. Gördüğünüz gibi eksikliğe limit var mı? Yok. Sağdan limiti 5. Soldan limiti eksi 7. Şimdi burada 2'deki limit için. Bakın 2 nerede? Bakın şu iki parçada arkadaşlar. Birinci parçayla ikinci parçada. Şunun ikisi x'eştir 2 için eşitse limit var. 3 nerede? Bunun ikisine bakın. x'eştir 3 için bunun ikisi eşitse limit var diyeceğiz. Bakın şimdi 2 yazalım. Bakın şu yukarıdaki parçaya. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 4 daha 12. Şöyle göstereyim bunu uzun uzun çözeyim. Şimdi bu yukarıdaki parça 2'den küçük sayılar bakın. 2'ye soldan yaklaşıyorum. Burada 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4 dedim. 4 kere 2 8 dedim. 4 daha ne dedim? 12 dedim. 2'den küçük sayılar 2'den büyük sayılar da aşağıda. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12 dedik. Eşit mi bakın? Eşit. O zaman arkadaşlar 2'deki limite ne diyeceksiniz? 2 diyeceksiniz. Pardon 12 diyeceksiniz. 2'deki limit ne arkadaşlar? 12. Şimdi 3'e bakalım. 3'e sağdan soldan yaklaşacağız. 3'ten büyük sayılar aşağıdaki parçada. Burada 3 yazarsanız 4 kere 3, 12. 5 tane edeceksiniz. 17 edeceksiniz. 3'ten küçük sayılar da burada. Şimdi arkadaşlar bu 3'ten küçük sayıları öğrenci arkadaşlarımız şöyle düşünün. 3'ten küçük bir sayı deyince mesela diyor 1 diyor, 0 diyor. Arkadaşlar 3'ten küçük sayı deyince mümkünse şu sayı düşüneceksiniz. 2,99. Yani 3'e en yakın 3'ten küçük sayı düşüneceksiniz. Yani 2,99'dan daha yakın da var. 2,999 sürekli 9,99 diyeceksiniz. Aslında biz ona şey diyoruz. Ne diyoruz? 3 eksi 3 artı diyoruz. Ha, sıfıra gitsin diyoruz. ya yani böyle uzatmaya gerek yok. 3'e sağdan deyince, 3'e sağdan deyince bakın şu sayı düşünün. 3,00001. 3'e soldan deyince 2,9999 sayısını düşünün. Yani 3'ten küçük sayılar. Burada diyorum öğrenci ne diyor? Hocam burada da var diyor 3'ten küçük sayılar. Ama biz 3'e yaklaşacağız. 3'e en yakın sayı düşünün. 3'e en yakın sayı nerede? 3'ten küçük sayılar burada. Şimdi 3'ten küçük sayılar nerede? Burada dik. Burada 3 yazarsanız ne gelecek? 27. Gördüğünüz gibi eşit mi? Değil. Limit yok diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi uzatmaya gerek yok. Bunlar yazmanıza gerek yok testte arkadaşlar. 2 yazacağım burada. Burada da 2 yazacağım. Eşitse limit var. Burada 3 yazıyorum. Burada 3 var. Eşitse limit var. Şimdi 3'teki limiti soruyor. Mesela öğrencinin kafasını alma sorulardan biri bu arkadaşlar. Hocam diyor 3 burada. Burada yazacağız ve 13 bulacağız. Geçmiş olsun. Yanlış oldu soru. Arkadaşlar 3 kritik nokta. Kritik nokta ise sağdan ve soldan yaklaşacaksınız. Bakın. 3'e sağdan yaklaşıyorum. 3'e sağdan yaklaşsan 3'ten büyük sayılar diyorsunuz. 3'ten büyük sayılar burada değil arkadaşlar. Nerede? Yukarıda. Yukarıda 3 yazıyorsunuz. Kaç? 7. 3'e soldan diyorsunuz. 3'ten küçük sayılar nerede arkadaşlar? O da yukarıda. Orada 3 yazıyorsunuz. O da 7. Limit var ve ne diyeceksiniz arkadaşlar? 7 diyeceksiniz. Bunun grafiğini de çizin. Bunun grafiği şöyle bir şey olacak. Bakın 3'teki değer 3'teki değer şu arkadaşlar. Şurası boş. 3 şurası neymiş arkadaşlar? 7 siz grafiği grafiği çizmeyin. Ben sadece göstermek için çiziyorum. Bakın 3'teki değer 13. Ama bakın 3'e sağdan ve soldan yaklaştığınızda arkadaşlar grafiğin üzerinden hangi noktaya geliyorsunuz? 7 noktasına geliyorsunuz. 7 noktasına yaklaşıyorsunuz. Evet F3 değerine F3 değeri 13. Size 13 sormuyor. 3 teklimi ikilimi soruyor. Bir de arkadaşlar bakın şu tarz sorular var. Her x elemen r için limiti olduğuna göre diyor. Artı b nedir diyor. Arkadaşlar bu kelime her x elemen r her x elemen r kelimesine takılmayın arkadaşlar. Zaten bu saçma. Niye saçma? Yani öğrencinin gözünü koruyor. Bütün reel sayılar için limiti var mı? Zaten bu fonksiyon arkadaşlar limit yoksa nerede yok? Eksi 2 de yok arkadaşlar limit. Eksi 2 dışında zaten problem var mı? Yok. Biz Kritik nokta değilse yazıp geçiyoruz zaten. kritik nokta değilse kesinlikle limit var parçalı fonksiyonda. Ama kritik noktaysa ne yapıyoruz arkadaşlar? Duruyoruz. Ne yapıyoruz? Kritik noktaysa diyoruz ki limit varsa diyoruz bu ikisi ne olmalı? X eksi 2 yazdığınızda yukarıdaki parça ve aşağıdaki parça ne olmalı diyoruz? Eşit olmalı diyoruz. Demek ki her x'e ama limit varsa o zaman x 2'de limit ne diyeceksiniz? Eksi 2'de limit var diyeceksiniz. Yukarıda eksi 2 yazıyorsunuz. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2. Aşağıda eksi 2 yazıyorsunuz. 20 artı 2b. Biz a artı, 2, a art b'yi soruyor arkadaşlar. Bunu bu tarafa atarsanız bakın burası 2b artı 2a yapar. 20'yi de bu tarafa atarsanız eksi 16 yapar. Buradan her tarafı 2'ye bölün. A artı b ne eşit arkadaşlar? Eksi 8. Eksi 2'deki limit olmuş arkadaşlar. Bakın eksi 2 ne? Kritik nokta. Demek ki bunun ikisi x eşittir eksi 2'de ne? Limit var diyeceksiniz yine. Var ve neye eşitmiş arkadaşlar? Ona eşitmiş. O zaman yukarıda eksi 2 yazdığınızda 4 eksi 2 ne neye eşit olması arkadaşlar? Ona. Aşağıda eksi 2 yazıyorum. Eksi 8 eksi 2b Artı 4 bu da ne eşit arkadaşlar? 10'a eşit değil mi? Yukarıda eksi 2 yazdım. Evet 4 eksi 2 10'a eşit dedim. Buradan attım karşı a'yı ne buldum arkadaşlar? Eksi 3. Aşağıda eksi 2 yazdığında ne bulduk? Eksi 8 eksi 2 ve artı 4 bulduk. Buradan eksi 4 karşıya atarsanız eksi 2 b eşittir ne yapar? 14 yapar. B'ye kaç Eksi 7 diyeceksiniz. A artı b toplamı kaç diyeceksiniz arkadaşlar? Eksi 10. Şimdi geldik parçalı fonksiyon arkadaşlar. Şimdi tekrar bakın parçalı pardon parçalı fonksiyon dedi. Mutlak değer fonksiyonu ve payda sıfır. Arkadaşlar bunlar da sağdan soldan limite bakacağız dedik. Sonra ne dedik? Her zaman değil dedik. Ne zaman sağdan soldan limite bakacaksınız arkadaşlar? Kritik noktaysa. Şimdi mutlak değere geldik. Mutlak değerin kritik noktası arkadaşlar mutlak değer için sıfır yapan ifade. Bakın burada eksi 2'ye gitsin diyor. Eksi hiçbirini sıfır yapmıyor arkadaşlar. O zaman eksi 2 kritik nokta değil yazıp geçiyorsunuz yine. Mutlak değerde de kritik nokta değilse yazıp geçiyorsunuz. Bakın eksi 2 yazın. Eksi 4 3 daha eksi 1. Eksi 1'in mutlağı ne yapar? 1. Buraya eksi 2 yazdım. 5. 5'i mutlağı ne yapacak? 5. Aşağı eksi 2 yazdım. Eksi 11. Eksi 11 mutlağı ne yapacak? 11. Cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? 6 bölü 11. Peki kritik noktaysa bakın 3 burayı sıfır yapıyor arkadaşlar. Kritik nokta. Peki kritik noktaysa ne yapacağız? Arkadaşlar kritik noktaysa sağdan soldan yaklaşacağız. Sağdan soldan yaklaşırken de mutlak değerden kurtulup yazıyorsunuz. Bakın 3'ten büyük bir sayı yazsanız burası ne olacak arkadaşlar? Pozitif olacak. O zaman aynen çıkartıyorum. X, X, 3. Artı x kare artı 4 diyorum. Şimdi yazabilirim arkadaşlar. Bakın mutlak değerden kurtuldum. 3 yazdım. Burası 0 yaptı. 9, 4 daha kaç? 13. 3'e soldan yaklaşıyorum. Bakın bu sefer burası ne olacak? Negatif olacak. Orayı eksiyle çarpıyorum. Eksi x artı 3. Artı x kare artı 4. Yazdığınız üçü burası yine 0 yaptı. Cevap ne diyeceksiniz? 13 diyeceksiniz. Sağdan soldan limit birbirine eşit. Limit var ve ne eşit diyeceksiniz arkadaşlar? Var ve ne eşit diyeceksiniz? 13 eşit diyeceksiniz. Yine bakın 3 kritik nokta. 3 kritik nokta ise duracağız arkadaşlar. 3'e sağdan soldan yaklaşacakmışız. Mutlak değerden kurtulup yazacakmışız. Şimdi 3'ten büyük bir sayı yazarsanız bakın x, x 3 ifadesi yine pozitif olur. Aynen çıkar. Aşağıda 2 tane 2 parantez yazarsanız aşağısı da x, x 3. x, -x 3 götürdü. Limit değer ne çıktı? 1 2. <laughs> Şimdi 3'ten küçük bir sayı yazarsanız mutlak değerin içi negatif olacak. Eksi parantezin x, x 3 diye çıkacak. Aşağıda da 2 parantezin x, x 3 var. Bunlar birbirini götürecek. Cevap ne Eksi 1 2. Gidip de sakın şurada sadeleştirmeden yazmayın. Zaten 0 bölü 0 olur. Sağdan soldan limit birbirine eşit mi arkadaşlar? Limit ne diyeceksiniz? Yok diyeceksiniz. Mutlak değerde kritik şey kısa yolu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın mutlak değer x eksi sadece bu şekilde bir ifade varsa sadece bunun için konuşuyorum. Bakın limiti var ve sıfırdır. Bakın burada öyle çıktı arkadaşlar. Şu ifadenin limiti her durumda burada 3 yazın. Burada 3 yazın. Ne çıktı? Bakın sıfır çıktı. Eğer şöyle ise kritik nokta x eksi a bölü x eksi a ya da ya da x eksi a bölü mutlak değer x eksi sağ şeklindeyse arkadaşlar limit yoktur. Limit yoktur. Kısa yol böyle yapabilirsiniz. Çünkü bu bir pozitif çıkacak. Pozitif çıkınca x eksi a bölü x eksi a gelecek. 1 gelecek. Negatif çıkacak. Negatif çıkınca ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Bir 1 bir, bir eksi 1 geliyor. Bakın buradan bir 1 bölü 2 geldi. Bir de ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Limit yok diyeceğiz. 4'e sadece sağdan gideceğiz arkadaşlar. 4'e sadece sağdan gideceğiz. Şunu hemen çarpanlarına ayırın. x eksi 4 mutlak. Çarp x artı 4 mutlak. Bölü x eksi 4. Şimdi 4'e sağdan yaklaşsanız 4'ten büyük bir sayı yazarsanız burası ne olacak arkadaşlar? Burası pozitif olacak. E o zaman aynen çıkacak burası. Bakın x eksi 4 Yan tarafa dokunmayın. Yan tarafta kritik noktalık bir şey yok arkadaşlar. X, X, 4. Bunlar bir ne yapacak? Götürecek. Şimdi 4'ü yazarsanız cevap ne arkadaşlar? 8. Bu sefer 2'ye soldan yaklaşacakmışız. Yine yukarıyı çarpanlarına ayırar mı arkadaşlar? Limit her durumda parçalanırdı değil mi? Mutlak x art 4 çarpı x eksi 2. Aşağıya 2 kare farkı yazalım. x eksi 2 çarpı x artı 2, 2. Şimdi 2'ye soldan yaklaşacakmışız. Bakın 2'ye soldan yaklaş Kritik nokta burası arkadaşlar. Burayı ilgilendirmiyor siz bakın. Burada kritik noktamız eksi 4. 2'ye soldan yaklaşsam burası negatif. Gerisini aynen yazın. Bakın orayı negatif çıkartın. X artı 4'ü mutla. Negatif çıkartırsanız eksi parantezin. X eksi 2 bölü. X eksi 2 çarpı X artı 2. Sonra bunlarla vedalaşacağız. Bunlarla vedalaşınca gördüğünüz gibi gitti. 2 yazarsanız yukarısı kaç olacak arkadaşlar? 6. Hatta eksi 6 burada eksi kaldı. 2 yazarsanız aşağısında 4. Cevap ne edeceğiz arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2. Sıfıra sağdan yaklaş Sıfıra sağdan yazıklaşsak burası ne olacak? Pozitif olacak. Pozitif olursa aynen çıkacak. X bölü X artı 2X artı 11 diyeceğiz. X bölü X'ler de gider. 2X artı 12 yapar. Buradan çünkü 1 gelir x'ten 0 yazarsak şimdi ne arkadaşlar? 12. Peki payda 0 olsa ne yapacağız arkadaşlar? Payda 0 onun da bir an önce söyledik. Bakın şu üç durumda sağdan soldan bunun dışında yazıp geçiyorsunuz. Parçalı fonksiyon, mutlak değer fonksiyonu ve payda sıfır. Bunlarda da kritik nokta ise sağdan soldan yaklaşıyoruz. Değilse yine yazıp geçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi paydayı sıfırda kritik nokta. Paydayı sıfır yapan sayı arkadaşlar. Burada şu şu basit mantığı bileceğiz bunun konu anlatımında anlattım. Lütfen onu izleyin bilmiyorsanız. 1 bölü 0 artı arkadaşlar. Artı sonsuz demek. 1 bölü 0 eksi demek ne demek? Eksi sonsuz demek. Şimdi bunu ezberebilseniz bu sorular siz arkadaşlar. Merak ediyorsanız konu anlatımını izleyebilirsiniz. 1 bölü 0 artı artı sonsuz. 1 bölü 0 eksi ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi sonsuz diyeceğiz. Bunları bileceğiz. Sonsuzda arkadaşlar sonsuzda e, işlem yaparken mesela sonsuza bir eklemeniz bir çıkarmanız yine sonsuzluğu değişmez. Sonsuz artı bir sonsuz arkadaşlar. Sonsuzun karesi yine sonsuz. Sonsuza sonsuzu çarparsanız yine sonsuz işte sonsuzu eksi 2'ye bölerseniz ama eksi sonsuz diyeceksiniz. Bir tek işaret işlemi yaparsınız. Şimdi bakın x'e 2 yazsanız payda sıfır olur arkadaşlar. payda sıfır olunca ne yapıyormuşuz? Sağdan soldan yaklaşıyormuşuz. Burada sağdan soldan yaklaşma arkadaşlar. Yukarıya 2 yazın bak yukarısına 10. Yukarısı yine 10. Şimdi 2'den büyük bir sayarsanız mutlak değerdeki mantık arkadaşlar. 2'den büyük bir sayarsanız burası ne oluyor? Pozitif oluyor. Evet sıfır oluyor ama nasıl sıfır oluyor diyorsunuz? Pozitiften sıfır oluyor. 2'den küçük bir sayı ararsanız burası negatif olur. Bakın x eksi 2 negatif olur. Evet 0 oluyor ama nasıl 0 oluyor? Negatiften 0 oluyor. Şimdi 1 bölü 0 artı neydi? Artı sonsuzdu. Onu 10 çarparsanız sonuç ne arkadaşlar? Artı sonsuz. 1 bölü 0 eksi neydi? Eksi sonsuzdu. Onu 10 çarparsanız eksi sonsuz eksiniz. Sağdan soldan limit eşit mi? Değil. Limit yok diyeceksiniz. Şimdi 2'ye sağdan yaklaş diyor. Bakın sadece sağdan yaklaştınız arkadaşlar. 2 öre 2 yazarsanız 14. 2'den büyük bir sayı yazarsanız burası ne olacak? Pozitif olacak. 0 oluyor ama pozitiften 0 oluyor diyeceksiniz. Geldik buna. 0 artı neydi? Artı sonsuz. Onu 14 ile çarparsanız 14 tane artı sonsuz. Yine artı sonsuz. 3'e sağdan yaklaş diyor. Bakın 3 yazarsanız yukarısı arkadaşlar bu sefer. Eksi 11 oldu. 3'ten büyük bir sayı yazarsan burası ne olacak arkadaşlar? 0 artı olacak. Normalde 1 bölü 0 artı artı sonsuz da onu eksi 11 ile çarptığınız için ne olacak? Eksi sonsuz olacak arkadaşlar. Şimdi şurayı çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Çarpanlarına ayırırsanız daha rahat görürsünüz. Pozitifliği, negatifliği. Mutlak değerde de payda sıfırda da lütfen bunu yapın. X eksi 4 çarpı x artı 4. Şimdi arkadaşlar 4'e soldan yaklaşırsanız basın burası ne olacak? Negatif olacak. Buraya 0 eksi diyorsunuz. Diğerlerini yazıp geçiyorsunuz arkadaşlar. Buraya 4 yazın 21. Aşağıya 4 yazın ne? 8. 21 bölü 8 çarpı 0 eksi dedik. 0 eksi neydi? Eksi sonsuzdu. Bunu 21 bölü 8 ile çarparsanız gene eksi sonsuz. Geldik buna bakın 2'ye gitsin diyor. Yukarısı 7 arkadaşlar. Aşağısı 0. Sağdan soldan yaklaşacağız. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşırsanız aşağısı pozitif olacak. 0 artı diyeceksiniz. Yukarısı 7. 0 artı artı sonsuz. 7 tanesine artı sonsuz yine. 2'ye soldan yaklaşırsanız arkadaşlar yukarısı yine 7. Aşağısı 0 eksi normalde. Bakın 2'den küçük bir sayarsanız burası 0 negatif bir sayı olur. Ama 0 eksinin karesi olduğu için arkadaşlar orası ne olacak? 0 artı olacak. 7 bölü 0 artı yine ne yapacak arkadaşlar? Artı sonsuz yapacak. Sağdan soldan limit birbirine eşit. Limit var ve ne diyeceksiniz? Artı sonsuz. 3 yazarsanız yukarısı 14 aşağısı 0. Sağdan ve soldan yaklaşacağım. Geldik buna yukarısı 14. 3'ten büyük bir yazarsanız burası ne olacak? Pozitif olacak. 0 artı diyorsunuz. 0 artı neydi? Artı sonsuz. 14 tanesi yine artı sonsuz. 3'ten küçük bir sayı alırsanız burası negatif olacak. 0 eksi diyorsunuz ama mutlak değer olduğu için tekrar neye döneceğiz? 0 artıya döneceğiz. Yukarıya 14 yazdık. 0 artı artı sonsuz da 14 tanesini arkadaşlar artı sonsuz. Payda 0 da şunu diyebiliriz. Eğer paydadaki 0 yapan değer çift kat kök ise ya da mutlak değer varsa yani mutlak değer içinde ise kesinlikle limit vardır. Yukarıdan gelen sayıya bağlı. Limit ya artı sonsuz olur ya da eksi sonsuz olur. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Belirsizlikle ilgili bir soru çözümünü yükleyeceğim. Herkese iyi çalışmalar.